dizileriyle ilgili ben birkaç noktayı değineceğim. Ve tabii aynen sizle de şartlarını da beraber konuşmak istiyorum. Yani çok fazla böyle hukuki tarafından girip değil, sizle ortak ilerleyerek en azından takipçilerimizin de daha net bir şey ermesini istiyorum. Şimdi OVAN vizeleri mesela bize genelde gelen şeylerden bir tanesi şu oluyor. Kişiyle konuşuyorsun, çok başarılı biri. Anlatıyor, ödüller almış şunu falan. Ha diyorsun, OVAN vizesini duydun mu hiç? Ya o artist vizesiymiş diyor. Duydum ama ben artist değilim diyor adam. Bu duyduğumuz bir şey ama ben artist değilim ki diyor. Yani ben diyor şarkı söylemiyorum. Ben diyor şey yapıyorum sadece. Hani çok başarılı bir iş adamıyım diyor. İşte çok başarılı şeylere imza attım, gelişmelere, haberlere. Belki reklam şeyi yapıyor. Çok iyi tanıtım şeylere imza attım, ödüller aldım, çok farklı yaklaştım diyor. Ama ben diyor artist değilim ki diyor. Ben sanatla ilgilenmedim diyor. Şimdi olan bu vizelerinde aslında olay başarılı kişilere veriliyor. Yani kişi sanatta da yer alabiliyor, bilimde de yer alabiliyor. Tabii bu dışında televizyondur, alanda da yer alabiliyor, sporda da yer alabiliyor. Sporcularda da var. Sporcularda da var bu. Business'te de yer alabiliyor, iş alanında da yer alabiliyor. Yani o açıdan OVAN bu noktada aslında OVAN vize türü. Aslında kişilerin yaptıkları alanda başarılı olduklarını görmek istiyor. Bu mesela biz bazen OVAN vizelerine ilerlediğimizde bir bakıyorsun gitarist geliyor, gitar çalıyor ya da şarkıcı geliyor, müzik söylüyor. Onun dışında bakıyorsun sporcu biri geliyor, çok alakası olmayan bir şekilde farklı. Onun dışında bakıyorsun iş şey almış, başarısı işte startup firmaları, yeni girişime gidip başlayan firmaları piyasaya sokmakta bir başarı sağlamış bu. İşte o nasıl başlatılır, nasıl sokulur, bunun üzerine kitap yazmış, bunun üzerine ödül almış. Hiçbir ilgisi yok hani baktığında sanatla bir taraftan ama o alanda çok iyi bir başarı yakalamış bir kişi. Ödül almış, bilinirliği olmuş. Dolayısıyla OVAN bu noktada, OVAN vize türleri yazarlardan, aktörlerden, ondan sonra yönetmenlerden tutun da iş adamlarına kadar giden bir yelpazeye giriyor. Dolayısıyla bir fark ettiğimiz ne oluyor sanatçılarımızda? Mesela Amerika'ya geliyorlar gezmeye, hiç farkında değiller. Onlara bakarken biz hiç duymadık böyle bir vize olduğunu. Biz başarılıyız diyor, portfolyom da var, şu an bilmiyoruz diyor. Bir noktada niye buradan geliyorum, oraya geleceğim. Siz nasıl bu vize türünü duydunuz ya da hani böyle bir ufak bir noktada benim amacım burada tabii takipçilerimizin şeyi anlamış olması. Nasıl hani bu noktada ilk hani bazen kişiler şunu da düşünebiliyor. Ya ben yeterli olmayabilirim. OVAN vizesini duydum, Nobel ödülü almak gerekiyormuş. Şimdi bunun şimdi değişik şartları var. Şimdi Nobel ödülü olmak da var ama bu yani sadece o değil buradaki olay. Tabii ben şartları da deneyeceğim biraz sonra. Bu noktada siz OVAN'la nasıl ilk tanıştınız? OVAN sanatçı vizesini ya da nasıl kulağınıza geldi? Ya da bu serginizde mi duydunuz? Yoksa bir sanatçı arkadaşınızla konuşurken mi duydunuz? Nasıl OVAN vizesiyle ilk karşılaştınız? Tabii bu da şunu da doğuruyor. Hani siz yıllardır Amerika'ya gelip gidiyorsunuz. Tabii her zaman burada kalma, her zaman olmayabiliyor beklenti. Bu nasıl oluştu? Bunu kısaca söylerseniz ben takipçilerimize faydası olacağını düşünüyorum. Şeye kafam takılmıştı. Yani turist vizesiyle 6 ay kalıyorsun. Green card var. İşte vatanda evlenmen gereken. Böyle nasıl dedim daha fazla kalabilirim acaba? Derken bunu öğrendim ben. Böyle yani bir şey vardır çünkü. Farklı birilerini de kazanmak için. Yani şey arayışı denilebilir o zaman. Ben biz de bizim müvekkillerimize de sanatçı girişimi olanları da görüyoruz. Yani ben burada yeni bir şeyler denemek istiyorum. Yeni projeler yapmak istiyorum. İşte kendimi aşmak istiyorum. O sınırların dışına çıkmak istiyorum. O yüzden burada bir şeyler deniyorum. Geliyor sergilere gidebiliyor. Burada sanatçılarla tanışıyor. Ajanslarla tanışıyor. Tabii bu onu o kişiye almak böyle bir imkan varmış. Çünkü OVAN vizesinin diğer bir özelliği de şu. Şimdi bize gelen sorularda biz müvekkillerimizden de devamlı aldığımız. Ayhan Bey diyor ben peki bir yerde çalışmak zorunda mıyım? Çünkü ben sanatçıyım. Hani ben böyle bir yere yapamam ki diyor. Bir yerde aynı anda birden fazla kişiyle çalışmam gerekiyor. Projeyle çalışmam gerekiyor. Ama ben hani bir iş yerimi gerekiyor ki sponsor olacak illa. Mesela bu da öyle değil. Yani bu özellikle OVAN vizelerinde sanatçılarımız bir yere de çalışabiliyor. Bu yapım şirketi de olabiliyor. Ya da ajanslara çalışabiliyor. Ya da kendi ekibinde yer alan bir arkadaşıyla çalışabiliyor ve o ona projeler yaratabiliyor. Diyor ki tamam önümüzdeki 3 yıl planlarımız şu olacak diyor. Şuradaki sergiye çıkacağız, buradaki yayın evinde şunu yapacağız, buraya şunu yapacağız.
ve 3 yıl boyunca çok rahat bir şekilde o değişerek de ilerleyebiliyor. Dolayısıyla bu özgürlükleri oluyor oğlan vizesi olan. Tabii bu noktada o gündeme geliyor, onu öğrenmeye çalışıyorlar. O yanılgılar olduğu için ben o noktalara değinmiş olmak istiyorum. Siz bu şekilde duydum diyorsunuz, yani bu şekilde oğlan. İşte 2015'te burada bir fotoğraf sergim vardı, orada da birkaç kişi söyleyince yani milli spor, ben şey diyebilirim yani milli sporculara ve sanatçılara verilen bir şey diye. Tabii, biraz evet. Araştırınca da benim ama tavsiyem şey olsun, çünkü bir avukat bulmanız da fayda oluyor ya. Evet. Yani Amerikalı birindense Türk avukatlığı daha rahat eder mesela insan. Ben öyle hissettim. Yani öyle yola çıkayım da bazı şeyleri İngilizce tam anlatamayabilirsiniz de yani adama. Ya da bir başka kültürden biri çünkü. Alacağınız vize bizim ülkeyle bağlantılı. Mesela ben o yüzden seninle çalışmak daha rahat ettim. Mesela Amerikalı olsa belki tam şey yapabilirim. Mesela benden 50 kere evrak istediğin eksik bilmem ne. Mesela adam yürü git falan diyebilir bana. Sen anladın mı? Koray bunu yetiştirmemiz lazım bak hadi git daha dağınıksın da toparlayalım falan. Hani bunu Amerikalı bana yapmayabilirdi yani. Anladın mı? Yani ciddi herifler daha böyle şeyler. Şimdi sen anlayabildin beni. Tabii. O onu anlayamayabilirdi falan gibi. Yani böyle mevzular var mesela internette yazmaz bunlar. Doğru. Yani samimi olup hani sana da gelecekse bütün samimiyetiyle gelip ya ben bunu istiyorum falan diye. Çünkü genelde insanlar klavyenin arkasında başka olmak istedikleri insan oluyorlar. Değil abi, dürüstçe şeyle yaklaşıp böyle derdini anlatıp falan. O zaman da gerçekten bir yeri istiyorsan da oraya gidersin, o yüzeyi de alırsın. Ama biraz böyle şey olmak, gerçekçi ve samimi olmak gerekiyor gibi geliyor bana. Çok doğru söyledin bence de.